Hüsnü Dokak. 1962 yılında Vartomu'da doğdu. 1982'de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümünden mezun oldu. 1989'da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde yüksek lisans eğitimini bitirdi. 1992 yılında Salzburg Yaz Akademisi'nde litografi eğitimi aldı. 1994'te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Sanatta Yeterlilik Programı'nı bitirdi. 1997'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde doçent, 2003 yılında profesör oldu. 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri North Carolina State Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde yeni medya sanatları alanında misafir hoca olarak çalışmalarda bulundu. 53. ve 55. Devlet Baskı Resim Sergilerinde başarı ödülü aldı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi'nce sanatta teşvik ödülleri verildi. 21 kişisel sergi ve çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergilere katıldı. 2006-2010 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmekte ve Hacettepe Sanat Müzesi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Valla eserlerimin konusu genelde çok değişir benim resimlerimde. Kıbrıs'ta yapmayı planladığım resimlerin konusunu daha çok böyle mitolojiyle ilişkilendirmeye çalıştım. Kıbrıs deyince tabii ki biraz mitoloji var. Ben de doğal olarak buraya biraz eğilmek istedim. Resimlerin birinin konusu Oedipus sendromu, Sphinx resimleri. Ama onunla beraber açmazı olan bir anda, siyasi olarak çok açmazı olan bir anda olduğu için bir horoz dövüşüyle simgelemek istedim. Bir resmi böyle, bir resmi böyle. Ama geometriyle, resmin kendi tadıyla ya da ilişkileriyle, kurallarıyla yapmaya çalışıyorum sanırım daha çok. Yani çok da öyle Kıbrıs'ın resmini yapan biri değilim. Ama bende çağrıştırdığı imgeler var. Kıbrıs deyince akla gelen bir takım biçimler var benim zihnimde. Onları resmetmeye çalışıyorum. Valla yıllar önce bir hocamın lafı aklımdadır. Sanatın kimin kucağına düşeceği hiç belli olmaz. İster okullu olun, ister dışarıdan, okul dışından olun. Bu tamamen bireysel bir eylem. Yeteri kadar bir zihinsel sürece sahipseniz, aklınızı kullanabiliyorsanız yaşam için, yaratıcılığınızı da hakikaten güne ait, yaşama ait kullanıyorsanız pekala sanatçı olabilirsiniz. İster mühendis olun, ister hukukçu, ister iktisatçı olun. Sanat böyle bir şeydir. Okulda öğrenilmez diye söylemiyorum ama okul şartı yok. İlla bir akademi mezunu olup da sanatçı olacak diye bir kural yok. Dünya sanatında da böyle, Türkiye'de de böyle örnekleri var yani. O yüzden bu sanatçıdır değildi değerlendirirken mezun oldukları okulla değil, daha çok ortaya koydukları yapıtla, eserle değerlendirilmelidir. Sanatın değişmez kavramları var, kuralları, ilkeleri var. Bu ilkeler sayesinde tartı yapılabilir diye düşünüyorum. Bu şeye benzer, sesi her güzel olanın sanatçı olamayacağı gibi. Resim, eli becerikli, bir çift el, bir çift gözle hakikaten çok iyi şeyler yapanın da sanatçı olamayacağı gibi. Bunlar olsa olsa ressam olabilirler, şarkıcı olabilirler veya ne diyelim işte mimar olamayabilirler çünkü özel bir konu olmak zorunda. Teknik bilgi almak zorundasın. Sanatçılıkla mimariyi buluşturmanın çok çok özel bir koşulu vardır. Resmi heykeli çok iyi bilmesi gerekiyor ya da sinema yönetmeninin sadece sinemayı, fotoğrafı bilmesi gerekmiyor. Yetmiyor daha doğrusu. Çok böyle komplike olması gerekiyor. Bu da hakikaten ya hayata çok derinden bakan birisi olmak zorundadır diye düşünüyorum.